Ben şimdi sana hadi Belçik'teki arkadaşlarını sayayım. Say bakalım. Bu François'ydı değil mi? Bu da Marie. Bu Belçik'teki oda arkadaşın. Değil mi? Bu bugünün evlenen arkadaşım. Bunlar diğer Belçikalılar. Bu da eski nişanlın Liza. Liza bu da. Hayatım ne yapıyorsun? Dur bak yapma bak. Hayatım tamam tamam. Oku ne yapıyor? Kaçıncı sınıftayım? Okuma yazmadan başka ele tutulur bir şey öğrenmiş değilim. Bugün okula gitmek yok Çakal Şirin. Bana lazımsın. Teşekkür ederim. Ne demek canım? Rica ederim. Can eniştenin internet hesabını kıracaksın. Ve tabii ki bunu hiç kimseye söylemeyeceğim. Vallahi kocam tertemiz çıktı. Pırıl pırıl çıktı. Çok doğru söylüyormuş benim kocacığım. Canım kocacığım benim. Aferin ona. Bebe maşallah. Allah! Ne oldu abla? Ya niye Can da herkes gibi normal insanlar gibi tablet kullanmıyor? Niye şu antika şeyi kullanıyor ya? Ya sakin ol. Sorunu neyse düzeltiriz abla. Öyle mi? Kocamın eski nişanlısına kocam tarafından arkadaşlık teklifi gönderdim. Deha Şirin nasıl düzelteceksin bunu acaba? Yuh. Nasıl becerdin onu ya? Ne önemi var? Ne önemi var? Kız sağ olsun hiç beklemeden yapıştırdı cevabı. Şunu çevir. Yoksa ben hiç üşenmeyeceğim. Gideceğim Belçika'ya. Şuraya takacağım o Liza'yı. Tavuk gibi ateşin üzerinde çevireceğim. Nerede? Eyvah! Eyvah! Ah, iyice delirdin sen. Ne yapıyorsun? Hala okumadı. Aşkım! Allah! Bilgisayar evde unutmuşum da. Malibir evinde bilgisayar buraya geldi söyleyince. Ben de gördüm zaten. Dedim bilgisayarını sevgilim dedim, kocacığım dedim. Evde unutmuş dedim. Şimdi dedim o dedim bunu almaya geri gelir dedim. O yüzden ben hemen aldım indim aşağıya. Süpersin aşkım. Hadi versene. Çok geç kaldım aşkım. Görüşürüz matmazel, görüşürüz hadi yola. Ne yaptı o herif benim yeğenime? O bir şey yapmadı. Can diyorsun. Tamam o yaptı ama yanlışlıkla yaptı. Ya yanlışlıkla ne yaptı bu it herif? Ne yaptı bu kabzımalın evladı? Ay tamam yok bir şey yok. Tamam. Bana bak yok bir şey değil böyle uzaması söyleme ne yaptı o? Kız meselesi değil mi? Evet ama. İşte biliyordum başka ne olabilir ki? Hadi bakalım ne yapmış Can? Adi herif kendine metres tutmuş. Ne? Ya o yüzden apartmanda söylemeyeyim dedim enişte. Ne yaptın yine enişteni delirtiyorsun? Vallahi ben bu sefer hiçbir şey yapmadım abla. Damat Can Gül'ü aldatıyormuş. Ne? Ya ne yapıyorsunuz siz? Sesiniz aşağıya kadar geliyor Ferdi. Bir sakin ya. Ben matmazayla konuştum. Bildiğiniz gibi değil. Sen liseyi anlattın mı liseyi? Yoo. Bize inanmıyorsan Gül Kafe'de git sor. Git. Ya Gül Kafe'de değil. İzin almış. Eve gitmiş. Ah kızım. Kim bilir ne kadar üzüldü Ferdi. Değil mi? Bir şey olmazsa niye izin alıp eve gitsin? Ya. Gidecek. Bir de ben bu eve şahit oldum ya. Ay. Şu andan itibaren benim bu cana olan şahitliğim düşmüştür arkadaş. Allah şahidimdir ki benim can düşmanım o şerefsiz. Allah Allah illallah. Bağırmayın öyle yiyin şeyler kazan kaldırır gibi be. Allah Allah sen bir git bir Ahir Bey'le konuş. Babası değil mi? Çözsün olayı bir konuşsun yani. Şimdi bu sinirle giderseniz çocuğa bir şey olur kötü bir şey yapmış gibi biz kalırız ortada. Biz kızımızı yedirtmeyiz. Ne yapalım muhtar sen de ayrılmasaydın Aysel'den. Kız nişanlandı diye Ferdi abinizi alıp mekan mı basıyorsunuz şimdi? Ay sen nişanlandı mı? Ne zaman nişanlandı ya? Bizim hiç haberimiz yok. Enişten de bir şey söylemiyor. Ne söyleyeyim be? Biz buraya Aysel konuşmaya mı geldik? Biz kızımızı yedirtmeyiz. Ne Aysel'i? Ne konuşmaya geldiniz? Dün önüm sen evde takılmayacak mıydın bugün? Ben evde takılmam Mahir. Ben evde oyalanırım. Evde takılan senin oğlun. Biz kızımızı yedirtmeyiz. Kesme! Kes tokatçı. Peki konu nedir? Konu ne? Konu senin oğlunun zamparalığı. Senin oğlun internette bir manita bulmuş, kızımı aldatıyormuş Mahir. Biz kızımızı yedirtmeyiz. Saçmalama Ferdi. Benim oğlum öyle şeyler yapmaz. Her ne kadar Juan Liza'ya böyle uygunsuz mesajlar atsa da o kız sizin evlerinize konmuş bir sinektir. Jit diye ezerim ben onu. Don't worry. Yani Can Bey zaten aldatıyormuş.
Ay biliyoruz dedik ya çocuğum, her şeyi biliyoruz yani. Sen endişe etme. Anne! Gelinim, kızım. İkimize de anne dedi, bana da dedi galiba. Yok yok, onu bana dedi. Ama ikimize de dedi sanki. Yok, o yaşadığı hüsrandan dolayı. Bana daha sıkı sarılıyor sanki. Çünkü o hüsranı oğlumuz yaşattı. Kızım! Kızım! Yavrum! Yavrum! Annem, annem, benim çocuğum. Annesi sever dedicik kızım. Kızım, sen de benim kızımsın. Anasının kızı, anasının kızı. Ah, yürek dayanmıyor. Ay, bana benzemiş, Gül bile inanıyor aldatıldığına. Gül de mi? He. Bana en çok bu koydu baba. Can dur, sakin ol, sakin ol. Can! Can! Oğlum, can! Kim çıkardı bu dedikoduyu? Kim çıkarttıysa çıkarttı. Biz kızımızı yedirtmeyiz. Sen Liza ile yazışmadın mı Juan? Yazıştım. Ay bak bir de gözümüzün içine baka baka yazıştım diye itiraf ediyor Ferdi. O bana mesaj attı, ben de ona cevap attım. Niye kimse ne yazdığımı merak etmiyor? Çünkü ne yazdığını biliyoruz. Aşk mektubu. Ne? Aşk mektubu yazmışsın kıza. Bütün yazdığın aşk mektupları ortaya çıktı Can. Peki kim çıkardı bu aşk mektuplarını Gülcüm? Annem bulmuş. Ben bulmadım. Sen çıkarmadın mı mektupları, aşk mektuplarını? Yo, ben bulmadım. Ben de çıkarmadım. O zaman bu aşk mektubu lafını kim çıkardı? Ya neredesiniz anne ya? Kapının önünde sizi bekliyorum. Niye herkes burada? Ha, bak Emre de geldi. Hadi anne siz Emre'yi de alın, inin aşağıya. He, bu kadar laftan sonra bizimkiler aşağı inecek. Biz de bu konuyu burada kapatacak mıyız Gül Hanım? Hayır canım, aralık kalacak. Ve sen o aralık esnasında kanepede yatacaksın. Kanepede yatacaksan ben de bugün sizle birlikte kalayım enişte. Birlikte uyana kadar oyun oynarız. Enişte deme oğlum bu herife, ablanı aldattı. Bu mu? Saçmalama dayı ya. Ablamın korkusundan eski kız arkadaşının kişisel hesabından silmiş. Sen nereden biliyorsun? Şey anne... Nereden biliyorsun? Ablam... Liza var ya anne, onu kıskanmış. Zorla bana eniştemin hesabını kırdırdı. Eniştemin hesabına bakarken yanlışlıkla Liza'ya arkadaşlık göndermiş. Burada suçlu olan Can enişte falan değil, ablamdır söyleyeyim. Gül! Gül! Hello Junior becerenler. Merhaba herkese. Merhaba canım. Bu ne? Davetiye. Hafta sonu Joan'ın çocukluk arkadaşı Hakan'ın düğünü var bebeğim. Ve ailece katılacağız. Ortam sosyetik olacak. Onun için herhangi bir kezbanlık istemiyorum. Don't forget. Yarınki düğünün pasta işini kaptım. Ne düğünü? Can'ın sosyetik arkadaşının düğününün abla. Parayı sonunda pusuya düşürdüm. Aa, belalı düğün. Bir dakika, bir dakika. Yarın pastayı sen mi teslim edeceksin? Tabii ki. Tamam. Yarın pastayı teslim ediyorsun ve düğünden bir dakika ayrılmıyorsun. Vay be, masadaki tek evli çift biziz aşkım. Ya. Kaan, sen ne yaptın? Temelli mi döndün İstanbul'a? Yok ya, ben Amsterdam'dayım hala. Düğün için geldim. Gül, biraz da sen anlatsana. Ben ne anlatayım ki acaba? Good night gençler. İyi akşamlar Nermin teyze. Oh yeah! İnanıyor muyuz? Gül, biraz da sen anlatsana. Ne yapıyorsun? Okuyor musun? Biraz çekingensin ama. Gül mü? Gül, Boğaziçi'ni kazandı gençler. Hem de endüstri mühendisliği. Değil mi? Mahmut, call 911, call 911. Şşş, sakin ol, bir sakin ol. Merhabalar, ben Tekin, Gül'ün dayısı. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Nermin, nereye gidiyorsun? İyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi
Demek ki Gül'ün dayısıyla tanıştınız ha? Evet. Ne güzel. Ay tesadüfe bakın. Tekin de iş seyahati sebebiyle İstanbul'a gelmiş, bu otelde kalıyor. Yoksa normalde sürekli yurt dışındadır değil mi Tekin? Evet. Bu arada Gülcüm, ben senin hiç hoşlanmayacağın bir şey yaptım. Ne ilginç, hiç yapmazsınız aslında ama. Masadaki arkadaşlarıma senin Joan'la tanışmadan evvel tam bir sene Şezen Akşin'in vokalistliğini yaptığını ağzımdan kaçırıverdim. My God biliyor ya, gelinim onun meziyetlerinden bahsedilmesinden hiç haz etmem. Çok sağ olun. Hepinize çok teşekkür ederiz. Bu arada size bir sürprizimiz var. Duyduğuma göre Sezen Aksu'nun eski vokalisti yanımızdaymış. Evet. Sevgili kardeşim Can'ın eşi Gül. Gül, bizi kırmayıp bir şarkı söylersin herhalde değil mi? Evet. Hadi Gül. Gül. Alo abla. Damat az önce Gül'ü şarkı söylemek için sahneye davet etti. Bittik. Ne? Gül ne dedi? Gül ne dedi? Hadi Gül, hadi. Kırma bizi lütfen. Sevgili davetliler, sevgili gençler, bir cool lütfen. Aha, bir dakika, bir dakika. Nermin olaya müdahale ediyor. Bu özel gecede sizlere şöyle güzel bir şarkı söylemek isterdi. İsterdi fakat gripten yeni kalktı. Onun için birazcık sesi kısık. Söyleyemez, değil mi Gül? Değil mi aşkım? Yok. Yo. Söylerim. Aa, niye söylemeyeyim ki? Bu kadar insan rica etmiş kırılarımı, değil mi? Evet, alkış. Abla Gül sahneye çıkıyor. Ne? Rezil edecek kendini. Tekin kapatma, biz de dinleyeceğiz. Başlıyor. Birkaç bir şey paylaşmak istiyorum sizlerle, kendimle ilgili. Ben Sezen Aksu'nun eski vokalisti değilim. Mahir. Mahir, sustur şunu. Shut up Nermin. Ayrıca ben milli tenisçi de değilim. Birinci de değilim. Bir de ben neydim başka sevgili kayınvalide? Hiçbir şey düşürdüm ben. Ha, Boğaziçi Üniversitesi'ni de kazanmadım ben. Hatta ben hiçbir üniversiteyi kazanmadım. Hakkımda doğru bildiğiniz tek şey Can'la evli oldum. Kendimden bile çok güvendiğim Can'la. Ve o da biliyor ki ona deli gibi aşığım. Gerçekten deli gibi. Can benim ne demek istediğimi anladı zaten. İşte ben buyum, beni seven de böyle sevmiş. Aşığım sana, aşık.
İşte benim kızım be Gülbahar. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yapma be. Yapmayın çocuğum. Babana söyle çocuk. Çöpler bundan sonra 3 aylık atılacak. Çöpümü istediğim yere atarım. Ah Avrupa. Para için yapmam çocuk Mehmet Ali, anlar. Ah Avrupa, ah. Can, Brüksel'den gelir alacağız değil mi oğlum? Türk kızlarının suyu mu? Seçimle geldim, seçimle giderim kardeşim. Ah Avrupa, ah. Kokorecimi, damardan tuzlamamı, işkembemi, mumbarımı vermem. Ah Avrupa, ah! Ne işler açtın başımıza? Avrupa'ya mührümü basacağım kardeşim. Şimdi sen düşün Avrupa. Tekin! Çift ütü tekniğiyle hem zamandan kazanacağım hem de stilimle ev hanımlığı tarihine geçeceğim. Yardım dernekleri adına telefonla arayıp bağış almak istesi altında kredi kartlarından yüklü miktarda para çeken şebeke yakalandı. Ama ben sevaptır diye. En son aslan var olmayan, sen de sev derneği adına hayırseverleri dolandıran şebekenin Türkiye çapında yaklaşık 3000 kişiyi bu numarayla kandırdığı ve masum kişilerin iyi niyetlerinden faydalandığı ortaya çıktı. Sen de sevme. Suçluların sorgularının ardından savcılığa sevk edilecekler öğrenildi. Sen de öğrenirse. Ben yandım, yandım ben. Aa yandım. Aa. İçim yanıyor maho. İçim yanıyor. Neren acıyor dinirim, neren ağrıyor? Al bak şu ekstreye de. Neremin yandığını sen tahmin et maho. Ben ne ah. Bir sandım. Sen ah. Ne biliyorsun? Ah. Oh, evladını seveyim. Babanın hayrına bu kadar para nereye harcanır babo? Ah be Gülbahar. Ah be Gülbahar, yine ne hotlar karıştırıyorsun sen. Ah. Bu insanlara nasıl güvenirsin? Nasıl güvenirsin Gülbahar? Bu sana Gülbahar. Abla acele dedin geldim. Ne oldu? Hayırdır? Ah ne yaktın burada ya? Leş gibi kokuyor. Ben yandım ben. Sen yansan böyle tavuk gibi kokar. Bu keten falan gibi bir şey. Ay tabii ne biçim kardeşi ya? Ben burada ben yandım diyor. Keten de pamuklu bir şeyler diyor bana ya. Allah Allah. Tamam eniştenin gömleği yandı. Benden daha mı değerli? Tamam abla bir sakin ol, anlat ne oluyor ya? Dolandırıldım. Ya bu kadar az evden çıkıp yine de bu kadar çok dolandırılan tek kadın sensin. Ne oldu yine? Telefonla aradılar. Yedin mi o numarayı? Hangi derden aradılar? Zart der, zırt der, pırt der. Annesini kaybetmiş çocuklar. Sev der. Ne kadar sevdiler? Çok sevmemişlerdir değil mi Tekin?
Vallahi kartta ne kadar limit varsa o kadar sevmişlerdir abla. Ha sen nasıl yaptın böyle bir kazlığı? Ben yapmadım. Dalga mı geçiyorsun benimle? Kim yaptı? Sen. Ben. Abla sen eniştemin korkusundan kafayı mı yedin? Ben ne ara yaptım? Kardeşim, Ferdi benim bu haltı işlediğimi asla öğrenmemeli. Suçu sen üstüne alacaksın. Tabii ben üstlenirim canım. Ne alakası? Ya beni ortadan kaldırmanın daha kolay yöntemleri de var abla. Akşam yemeğine biraz fare zehri dolandıracaksın. Mefta yani adamı da yakmana gerek yok. O beni öldürürse yatar. Tekin, böyle bir tufaya düştüğüm öğrenilirse evimdeki bütün güvenilirliğimi kaybederim. Zaten sen güvenilmezsin. Vallahi teşekkür ederim abla. Ay rica ederim. Zaten 3000 tane hat yedim. Bunu da yesen ölür müsün? Ölürüm tabii. Ölürüm. Manyak mısın? O adam bunu da benim yaptığımı düşünürse beni kesin öldürür. Üstelik haklı olduğu için içeride de yapmaz. Bu çözümün hiçbirimize bir faydası yok. Bittim ben. Bittim. Tamam be abla, tamam. Sevder de beni sevmiş olsun. Ben üstüme alırım. Kardeşim. Oh. Kaç para sevdi bu dernek bizi? Rozbahar. Vallahi içinde kalırsın, vallahi elinde kalırsın sana söyleyeyim. Biz burada yüreğimizi, ağzımızı, heyecanımızı bekliyoruz. Anneciğim ne oluyor? Espri yapayım dedim ben ya. Sen bir dinle lan kız. Ay! Ne oluyor ya? Ben sumak almaya geldim, evde sumak bitmiş. Ay gelmez olaydım. Ne bu halin dayı? Vallahi eniştem gebertmeden önce bir abdest alayım da öbür tarafa pis gitmeyeyim dedim. Merak etme kardeşim. Herhangi bir hayati tehlike anında ben hemen eniştenle senin arana gireceğim, tamam mı? Sen bana güven, merak etme. Yapma gözünü seveyim. Ben kaç tane olay biliyorum, beni eniştemin elinden alamadın abla. Olsun çocuğum, bak hiç değilse şimdi bir doktor damadımız var. İlk müdahaleyi hemen yapabilir. Ama bir saniye ya, yine ne oluyor bu tımarhanede? Biri bana hemen anlatabilir mi? Bebeğim gel, ben sana mutfakta sumak verirken her şeyi anlatırım. Anlatır. Geldi ne yapıyorsun? Kimden gelmiş? Adam mutfakta sumak veriyor işte. Niye suç üstüne almadın? İttim alamadım çünkü altıma kaçırdı. Abdest kalmadı abla. Bak sana senin elin önüne dönmüş. Hayvan gibi ölüyor. Yani anne yapılacak hata mı sende? Niye yapıyorsun böyle bir şey? Televizyonlarla bunu yapmayın diye baz bağırıyorlar anne. Azıcık dikkat etsene ya. Allah'ım ben ne yapacağım? Yemin ediyorum günler getirme. Salavat getirmeyeceğim Adem Hüsnü'yüm. Ah!
Babacığım. Hoş geldin. Anan. Anan. Annem şimdi benim mutfakta. Birazdan gelecek, tamam mı? Anan. Sen gel şöyle. Otur. Anan. Anan. Sen biraz sinirlisin galiba baba. Sinirliyim tabii ya. Bu kadar para. Biliyorum, biliyorum. Kredi kartı ekstresi geldi değil mi? Geldi. Hem de... Bu kadar para hangi hesaba, nereye gidiyor be? Babacığım, o kadar para bana gönderildi. Sana mı? Hani sen hep bize demiştin ya, bir şeye ihtiyacınız olursa ilk önce bize geleceksiniz, başka kimseye gitmeyeceksiniz diye. Gitmeyeceksiniz tabii. Biz yine bu ay sıkışınca, tabii baba ölmüyor öyle tostla, sandviçle falan, benim canım da köfte çekince annemden istedik. Ne yapalım? Çok sıkıştık gene babacığım. Doğru. Harbiden sıkışmışsınız ya. Ama eksiliği görünce vallahi kulaklarım oynadı kızım. Doğru söylüyorsun. Tamam babacığım, bir daha olmaz. Olur mu canım? Benim canım köfte çekti. Köfte mi? Yapma ya. Hay Allah ya. Tamam. Sen ağlama, ben kıyamam benim güzel kızıma ya. Tabii sıkışınca bana geleceksiniz ya. Allah her neyse ya oğlum. Senden kıymet mi be? Hallederiz, boş ver ya. Aslan babam benim ya. Bana bak. Ama bir daha böyle şeyler yapınca bana da haber verin ya. Vallahi yüreğime inecekti be. Tamam babacığım, tamam ha. Sana da haber veririz. Ama baba ne olacağını söyleyeyim, bak onun haberi yok. Ben ondan gizli gizli borç istedim. Hı. Hatta o bilmesin diye annemle ayrı bir heza başladık havaliye. Ama o da bu kadar gurur yapacağına bankada biraz para yapsın be. Ay ay, ben dayanamam benim güzel kızıma. Ben sen kıyar mıyım hiç ya? Vallahi. Tamam tamam ya. Baban halleder ya. Baban halleder ya. Boş ver. Aa, geldim Gülbahar. Geldim vallahi Ferdi. Ocakta 3 tas tencerem kaynıyordu, şey yapamadım. Aa, ne o öyle? Ona naralar mağralar. Aa. Tamam. Biz kızımızla hallettik ya. Ayrıca etrafa verdiğimiz bu sıkıntıdan dolayı, rahatsızlıktan dolayı özür dileriz Gülbahar. Neyse, artık bir şey değil. Ay. Muhteşem bir telefon bu ya. İyi ki aldım Gül var ya. Şu fotoğraf programına bak. Tabağımdaki yemeklerin yerini değiştirdim. Ortasına da senin kafanı koydum. Nasıl olmuş? Bak. İstedin diye yaptım yemekleri Can. O yemek soğursa ben sana bir kafa atarım buradan. Yani var ya, şu cevapları babaannem dedeme vermiş olsaydı ne olurdu hayal bile edemiyorum aşkım. Orta çağ sona erdi be paşam. Üzgünüm. Artık sizden ne kadar ekmek, bizden o kadar köfte. Modern Türk kadını evde. Afiyet olsun. Eline sağlık modern Türk kadını. Bunun taksidi bitsin, sana da alalım şu telefondan. Vallahi taksidi aldım. Ne kadar patladı peki? Yani aynı ay içinde 2 tane takside giremeyiz diyeyim. Ama ben sırf iş için aldım ben bunu. Vallahi iş için aldım. Hem mailleri görmem lazım. Hocaya ayrıntılı raporları göndermem lazım. Şimdi eski telefon olsa kesin ben işsiz falan kalırdım. Ya sen bunu bir nevi sermaye falan gibi düşün. Vallahi sana yazık olur. Ben beğenirsem sermayeni hacılarım ki. Yok. O kadar da uzun boylu değil küçük hanımefendi. Uzun boylu. Sen bırak bu şövalye ağızlığını. Beyzadem, ben beğenirsem bu telefonu her türlü yerim. Var mısın iddiaya? Esas ben seni yerim. Var mısın iddiaya? Hayır. Bak, kız ne yapacağım? Buyur Ferdiç. Gülbahar, eline sağlık da.
Ben içmeyeceğim ya. Sen çığ altında kalsan bile bir yolunu bulur, akşam kahveni içersin. Hayırdır? Vallahi canım çok sıkkın Gülbahar. Şimdi bir de bunu içsem ya uykum hepten kaçacak ya. Söyle bakayım, sen Gülbahar'ına nen var? Ya Gülbahar, biz bu kızımızı verdik vermesine de tamam. Çocuk iyi çocuk, hoş çocuk, efendi çocuk. Ama ya daha kızımıza bir köfte yediremiyor bu Gülbahar. Onlar daha gençler canım. Öyle deme. Öğrenecekler ayaklarını yorganlarına göre uzatmayı. Öğrenecekler de ne zaman öğrenecekler Gülbahar? Biz bunların arkasından desteğimizi çektiğimiz anda bunlar kumdan kayalar gibi yıkılıp gidecekler ya. Sen sıkma canını canım. Yavaş yavaş, her şey zamanla. Yahu bunlar bu kadar zamandır bellerini doğrultamadılar. Ne zaman doğrultacaklar? Yani yarın öbür gün çocukları olunca ne olacak? Ben canım çok sıkkın. Valla ben yatmaya gidiyorum. Hadi sana hayırlı prime time ikiler lazım. Hem de ne prime time'lar. Ah salak Gülbahar. Her şey senin yüzünden. Süper bir şeymiş bu ya. Enişte bana bir turluk versene, okula götüreyim. Ben bunu ablana yedirmedim, sana hayatta yedirmem. Teknomanyak. Baba, bana eniştemi yeni telefondan almaya söz ver, okul birincisi olayım. Bence bu kadar iyisini anca üniversiteyi kazanırsa Ferdi amca. Yapma ya. O kadar pahalı yani. Pahalı tabii Ferdi amca. Bunda var ya 8 megapiksel kamera var. İnternete nasıl giriyor? Bak gel göstereyim. Kızım köfte alamıyor. Kızım habire benden borç istiyor. Damat gidiyor araba fiyatına telefon alıyor. Şimdi ben güvenip de kızımın verdiğim bu sorumsuzun yeni telefonunu alsam, enlemesini ağzına soksam, sonra yumruğu yapıştırsam, bunun ağzında kaç diş kalır ve bu sorun çözülür mü acaba? Ferdi'nin en sevdiği gömleği yaktım Nermin Hanım. Yenisini nasıl bulurum bilmiyorum. Ay üzüldüğün şeye bak Rozbahar. Eminim Ferdi'nin gömleğinin aynısından herhangi bir perşembe pazarından bulabiliriz. Yok yok, vallahi onu satın aldığım firma öyle kaliteli malzeme kullanmıştı ki bana inanın kapandı battı yani. Ay aynısını bulabileceğimizi hiç sanmıyorum. İnternette hayatta bulamayız diye bir şey yok. Sen hiç merak etme Rozbahar. Eminim aynı gömleği seven Ferdi'nin çift yumurta kuyruğusu her kimse onu hemen bulabiliriz. Kim? Yes. Nereden? Ha, Yetimleri Koruma Derneği'nden arıyorsunuz. Yetim der, öyle mi? Siz beni herhalde Saftar üyesi zannettiniz hanımefendi. Saftar, Saftar. Saftorikler Derneği. Hadi. Unbelievable. Bak şimdi. Yetimleri Koruma Derneği'nden arıyorlarmış. Neymiş efendim? Kredi kartı numaramı verecekmişim. Böylelikle onlar 5 euro bağış alabileceklermiş. Godfather'ı alırlar benden. Ay hala bu devirde kaz gibi bunlara inanıp kredi kartı numarasını veren gerzolar var Rozbahar. Gerzolar. Ah gerzolar az oldu değil mi? Doğru. Bunlara inanan ebleh evladı, eblehin İngilizcesi neydi acaba? İngilizcesi neydi bilmiyorum ama biz buna Türkçe'de genellikle hayırsever diyoruz Nermin Hanım, hayırsever. Aa, ne bağırmıyorsun ya? El alemin derdi seni mi geldi Rosita? Crazy'nin zoruna bak. Bir takım kitapsızlar yardımsever insanların vicdanlarını suistimal ediyorlarsa, o iyi niyetli insanlara, o talibi kalbi temiz insanlara gerzo denilmez. Kalbi temiz insanlar denir. Şu aklını kaybetmiş dünyada hala insanlığa, yardıma inanan insanlar var denir. Demek ki umut bitmemiş denir. Demek ki çok şükür insanlık ölmemiş denir. Gerzo denmez. Gerzo denmez. Gerzo sensin. Gire. My God sana akıl fikir versin. Dengesiz, manyak, psikopat. Burası kapsiman mı, paşanın konağı mı? Nedir bu elektrik faturası ya? Biraz hesabınızı bilin be. Ya sana kaç defa çayı şekersiz içiyoruz dedik. Sen hala şeker getiriyorsun. Çay mundar oluyor be. Biraz hesabınızı bilin be. Hayır, hadi. Amma abarttın Ferdi abi ya. Hadi. Yürü. Siz işi getirdiniz, biz parasını söyledik.
Hakkın hesabını söyledin. Ölmüş. Hesabını kitabını ne yaptınız be? Siz bilirsiniz. Ne zannettiniz be? Şerefsizler be. Ferdi. Biz sana kaç tane sipariş verdik? 2000 tane. Sen bize kaç tane mahsul verdin? 1000 tane. Sen bizim kafamızı niye karıştırıyorsun arkadaş? Söylesene. Konuş ulan kabak. Konuş. Şş, bana bak. Seni döver, bayıltır, paketler klineye kapatırım ha. Ne yapıyorsun sen? Kabağı fırça atıyorsun. Aklını mı kaybettin Ferdi? Karışma bana be. Karışma. Ne? Neye karışma? Sabahtan beri müşterisinden, çaycısından, kabağına, burnumuzdan getirdin illallah be. Hesabımızı bilelim, hesabımızı bilelim. Manyak mısın oğlum sen? İstiyorsan git birkaç gün dinlen, evinde otur. Ama burada kaç yaşında adam önümde, kabakla konuşma benim. Kafam bozuk mu o, kafam? İşte biz de onu soruyoruz, neye bozuk kafan? Oğluna. Ne yapmış benim oğlum sana? Senin oğlun hiçbir şey yapmıyor, hiçbir şey. O ne demek be? Senin oğlun beceriksiz biri be. Neyi beceriyormuş benim oğlum? Senin oğlun benim kızımın canı köfte istediği zaman ona köfte bile getiremiyor be. Ne köftesinden bahsediyorsun, kim kime köfte? Biz gelinimize köfte alamayacağız öyle mi? Eğer madem köfte seviyor benim gelinim, isterse ben ona Tekirdağ'dan ev bile alırım. Konuşma bu soru. O kadar arpam var madem, oğluna biraz koltuk çıkma ho. Senin o şahane oğlun var ya, ay sonunu getiremiyor. Ne? He, ama elinde bilmem kaç bin euroluk telefonla ikon canlar gibi konuşmasını biliyor. Sizden borç mu istediler yine? Dün sabah gelen ekstra kime gönderildi zannediyorsun? Kabak! Yine düşüş attı ya. Bir çift atarsa Mars'a gideceksin. Fakat çok hızlı seyahat olacak Tokatçı, yakışır sana ya. Ben sana bir şey diyeyim mi? Kesin zar tutuyor bu. Yemin ediyorum zar tutuyor ya. Abi bir kere de yenildiğinde ağlama be adam. İnternette oynuyor, nasıl zar tutuyor bu? Ne cahil herisin be, ne bilirsin ki sen interneti? Oğlum virüs yolluyorlar, bir ton şey yapıyorlar ya. Tabii ver şunu da ben turnuvama döneyim. Bıraksana benim devam ettiğim bir ton. Bana bak var. Laptop. Bu dükkanın ortak malı, ortak malı. Sen kimin malını kimden sakınıyorsun? Bu dükkanda bir mal varsa o da sensin. Bıraksana şunu. Kimse size sipariş vermiyor, farkında mısınız? Bunlar öğrenci, matmazel. İki çay içiyorlar, muhabbetlerine bakıyorlar. Ne yapalım? Ondan değil. Sipariş verecek adam bulamıyorlar da ondan. Burası sizin takıldığınız kahve değil. İşletmeci olduğunuz kafe. Ver bakayım şunu. Bu da... kafenin laptopu bende kalacak. Sadece hesap yapılacak zaman açılacak. Benden izin alınca, tamam? Hadi şimdi işinizin başınıza. Pis. Hep senin yüzünden oluyor biliyorsun değil mi? Yine şurada etme, sen oynayacaktık işimizi. Hem tavla oynamadan bir şey ben anlamıyorum. Ben oynamayı tanıştım. Karışma lan. Allah'tan bu tarafa gelen bir ambulans var baba. Nereden çıktı bu şimdi? Nedir bu acil konu, söyler misin bana? Çık şu telefonu gözümün önünden, vallahi alır duvara patlatırım ha. Baba, biraz sakin olur musun lütfen? Oğlum bak, sen eskiden hesabını kitabını bilen bir adamdın. Yıllarca tek başına Belçika'da yaşandın. Efendi efendi buraya döndün. Evlenince niye sapıtıyorsun peki? Baba, sen ne diyorsun? Ben seni hiç anlamıyorum biliyor musun? Oğlum, kızın canı köfte çekmiş, alamamışsın. Köfte! Ya ne köftesi be? Oğlum madem paraya sıkışıyorsunuz, niye gidip Ferdi Dingil'inden istiyorsunuz? Ben eşek başı mıyım burada? Baba ben kimseden borç falan istemedim. Karın gitmiş anasından istemiş, ne fark eder? Ne? Senin de haberin yok anlaşılan. Oo, bu işin altından ne işler çıkacak şimdi kim bilir, aman be aman, ben bıktım bu Avrupa apartmanının dolaplarından. Ne renkli ailelermişiz kardeşim ya. Yani bir haftamız şöyle macerasız olaysız geçsin be. Baba, kim uyduruyor bu köfteden konuları, söyler misin? Git içerideki aynaya bak kendine, orada sor, o soruyor. Baba vallahi benim böyle ev geçindirmek gibi bir sorunum yok. Ya ev geçindirme sorunu olan bir adam böyle bir telefon niye alsın? Evladım bak, Türk kadını değişiktir. Öyle her sorununu başkasına, kocasına yansıtmak istemez. Kendi başına çözmek için yöntem arar. Annem de böyle yapar. He, ekstreler mi? Anan kartı direkt olarak ister, kartta da limit istemez. Bak, ben normal, Türkçe konuşan bir Türk kadınından bahsediyorum. Ama Gül'ün belli ki bir derdi var, söyleyemiyor. Tamam mı oğlum? Ne yapıyorsun baba? Şimdi al şu parayı, git Ferdi'ye olan borcunu öde. Ben hallederim baba. Sağ ol sen. Oğlum al şu tomarı, o Ferdi Dingili'nin ağzına sok, ağzına laf verme. Çenesi kapansın, al şunu. İstemem diyorum baba. Ya borç benim borcum, sorun da bizim sorunumuz. Karışmayın bizim hayatımıza ya.
hayatımız bizim hayatımızmış. Sanki biz olmasak siz doğacaktınız. Tövbe tövbe. Niye gitti babasından para istedi ki bu kız? Acaba bir şey alacaktı da yeni telefonu görüp masraf yapmayalım diye mi düşündü? Ne olursa olsun insan önce bana sorar. Reklam olduk Ferdi amcaya durup dururken. Hemen şu borcu ödemeli ama nasıl? 500 euro kesmez. Üş oğlum, bu ne acele? Nereye gidiyorsun ya? Affedersin Tekin abi, elektronikçiler kapanmadan yetişmem lazım da. Ne oldu? Alet mi bozuldu? Bana bak, o dükkanların hiçbirine güvenme. Bu aletleri alıyorlarmış, içindeki orijinal parçaları araklayıp çakmalarını takıyorlarmış. Bu da ne salak bir efsanedir ha? Hem yok öyle bir şey. Ben cihazı elden çıkaracağım. Gül durup dururken Ferdi amcadan borç almış, benim de onu kapatmam lazım abi. Ha şu borç meselesi. Sen de mi biliyorsun? Arkadaş, sülalede herkes duymuş, bir tek benim haberim yok, kocası olarak bir de. Boş ver damat. Şimdi bu tarz aile için para alışverişlerine borç denmez. Hibe denir. Bu aileye bir tane tokatçı yeter Tekin abi. Bana bak. Bu alete kaç para istiyorsun? Vallahi abi biliyorsun daha alalı 2 ay bile olmadı yani. Ya bırak şimdi bana doktordan kullanılmamış temiz ayaklarını. 400 euro veririm. Abi vallahi 400 beni kurtarmaz. Tamam, 100 de aile kıya 500. Yalnız abi, Allah aşkına günün haberi olmasın. Bir de şu üstündeki yapışkanları falan sökersin. Ya çünkü böyle kafede mafede görür mürür, ondan sonra benden aldığın anlaşılmasın. Oğlum Gül evlendi, neredeyse çocuğu olacak. Hala sticker mı yapıştırıyor bu bilgisayarlarına? Ondan değil abi, bu alet çok el değiştirdi. Bir ara Emre'deydi, Emre Didem'e vermiş. İşte Didem de böyle kendine göre bir dizayn yapmış. Öyle kalmış işte. Neyse abicim, sana hadi hayırlı olsun. Eyvallah. Bir dakika ya, bir dakika. Tekin abi. Hı. Senin bana 100 euro daha borcun vardı. Senin bana toplamda 600 euro vermiş olman lazım. Oğlum az önce 500 euro mu aldın? Gözün doysun be. Aile arasında 100 euronun lafı mı olur? Ya sen hibe diyorsun yani. Paramız olunca öderiz koçum. Adresimiz belli. Allah Allah. Vay arkadaş, ayaküstü tokatlandık ya. Az önce düşeş attım matmazel. Şimdi maharet bunu dükkana sokabilmekte. Tavlası var mı bunun? Kolay gelsin efendim. Sağ ol. Rahatsız etmedim inşallah. Hesap yapıyorum. Biliyorsun hesap işleri ince işlerdir. Abuk subuk harcamaları yapıp da ucunu kaçırırsan... ...altına takoz koymamış kamyon gibi tepe taklak gidersin. Ben her zaman tedbirliyimdir efendim. Buyurun. Bu ne? Babamla konuştum. Gül'ün sizden borç aldığını bilmiyordum. Hatta Gül'ün sizden bu parayı neden istediğimi de bilmiyorum. Sıkışık bir durumumuz yok bizim. Bunamadım da. Bunu anlamadım. Bu ne? Gül'ün sizden aldığı parayı geri veriyorum. Yapma ya. Hı. Oğlum, biz bir aileyiz. Her ailenin başına böyle şeyler gelebilir. Hadi, görmemiş olayım. Efendim, biz zor durumda değiliz. Bak, yeni evlisiniz. Bataçka, evi de, parayı da idare etmeyi öğreneceksiniz. Hepimiz bu yollardan geçtik. Efendim, bizim battığımız falan yok. Bak anladım. Delikanlı adamsın. Zoruna gidiyor. Ama gitmesin. Biz el miyiz? Efendim, benim zoruma giden bir şey yok. Gülüm bu borcu neden aldığını da anlamıyorum zaten. Aa, onu akşam karına gidince öğrenirsin. Bak şimdi, sana 1000 defa söyledim. Biz bir aileyiz. Hadi, al şu zarfı ikile. Ne olur şu biz bir aileyiz lafının altına saklanıp her şeyimize karışmayın. Karım sizden bir borç almış, ben de kocası olarak size geri veriyorum. İçim böyle rahat ediyor. Alın şu zarfı ve hala velimizmişsiniz gibi davranmayın bize.
Yapma ya. Niye durdurup dururken menüleri değiştiriyoruz Mesut Dikin? Çünkü sürekli değişiklik yapıp müşterileri şaşırtmak istiyoruz. Daha 2 ay olmadı biz bu dükkan açtık. Hem bu menüler çok büyük. Fena mı işte, zengin gösterir. Allah Allah. Al sen şunlardan bir tanesini incele bak. O kadar işim arasında. Bir de böyle saçma şeylerle uğraştırtıyorsunuz. Evet matmazel, buna Mars denir. Unbelievable. Muku ile kocası o en trendi balık restoranına gitmiş. Bir de koskoca kalkan söylemişler. Resmini de internet sayfasına koymuş. Utanma, utan. Asıl onlar utansınlar. Ya eskiden insanlar ayıp olmasın diye ne yemek yaptıklarını bile söylemezdi birbirine. Şimdi herkes yediğinin fotoğrafını çekiyor, internete koyuyor. Nereden nereye? Ayıp be, ayıp. Böyle çağ dışı ahlak dersleri vereceğine birazcık bizi böyle elegan mekanlara götürsen diyorum ha? En son gittiğimiz yerde vali kebabı söyledin. Ben nasıl onun resmini çekeyim de internet sayfama koyayım da like edilmesini bekleyeyim ha? Sanal alem kabzosu. Aa, shit. Yine kilitlendi bu computer. Ay gıgıllayamıyorum. Ay gıgıllama aşkım, sen de yeter, tamam tek derdin bu olsun. Benim tek derdim sensin Maho. Ben oğluma çıkıyorum. Derhal masaya sipariş edilmiş şöyle koskoca bir istakoz resmi bulup kendi internet sayfama koymam lazım. Ha bu arada kabzo, yarın gelirken bana yeni bir laptop alıver, tamam mı? Unutma canım. Hadi bay. Yarın gelirken eve ekmek almayı unutma der gibi söylüyor maşallah. Bu ne rahatlık be. Keşke gelmeden arasaydım. Bat, bir kez aradığım zaman her zaman aramam gerekir. İyi ki de aramadım. Ah, hello Joan. Ne haber anne? İyidir. Computer'ını birkaç saatini ödünç alabilir miyim? Görmüyor musun anne, yanımda değil. Yanında değilse evdedir. O evde de değil, ben onu okulda unuttum. Look at me Joan, look at me. Bana yalan söyleme oğlum. Sizin oralarda bugün biraz işim vardı. Senin okuluna da uğradım ama sen okula gitmemişsin. What happened my son? Neler oluyor oğlum? Bana niye yalan söylüyorsun? Söylüyorum çünkü tableti kaybettim. Kaybettin sen. Joan sen çocukluğundan beridir bir tek çorap bile kaybetmedin. Senin malın kıymetlidir. Ne oldu kompütüre? Of anne ya. Nerede olduğunu bilmiyorum ya da çalındı, bulamıyorum. Çalındı mı? Call 911. Call 911. Polise gittin mi? Ay polise gitsen de hemen bulamazlar ki. İyisi mi ben babanla konuşayım da sana yenisini alsın bulunana kadar ha? Of anne. Benim adıma babamdan hiçbir şey isteme. Ben senin hala çocuğunum evet ama çocuk değilim. Ya rahat bırakın artık bizi ya. Ay, Joan. Joan değil anneciğim. Can. Ben senin Joan'ın mıyım, Can'ın mıyım? Bir karar ver artık. Delireceğim ya. Sıkıldım ben bu apartmana. Vallahi bunaldım. Bak açılmıyor da kapı. Allah belanı vermesin. Bu kapı nedir? Aa. What is this, Asabiyet? Da gülle kapışmış. Gelmiş bana. Atmıyor. Efendim buyurun. Ya matmazel. Biz menüyü mü değiştiriyoruz? Balıkçı mı oluyoruz biz ya? Ben de bu dükkanın bir ortağıyım değil mi? Beni de haberdar etmeniz gerekmiyor mu? Ya ben bir defa balıktan hoşlanmam. Ne yiyeceğim ben şimdi bu dükkanda? Ne yiyeceğim? Muhtar, bir, biz bu kafeyi yemek yiyip karnımızı doyuralım diye açmadık. Para kazanmak için açtık. İki, onlar örnek menü. Mesut Tekin içerik değil, şekil değiştirelim diye getirmiş. Niye ya? Eski menü batmış mı ona? Bu ne ya? Bu ne? Bu ne ansiklopedi gibi? Amma ağır bu ya. Ne yapıyorsun sen be? Allah Allah. Yeni menü getirmişsin, ona bakacağız. Tamam, git kendine başka menü bul, ona bak.
Bu benim. Tokatçı, bunların hepsi aynı değil mi? Sen ne karıştırıyorsun? Sen ne karıştırıyorsun? Ne karıştıracağım ben? Ne karıştırıyorum? Bir şey karıştırmıyorum. Arge yapıyorum. Arge. Araştırma, geliştirme. Üzerinde çalıştığım menüyü sana veremem. Tabii. Zannedersin 5 yıldızlı otel menüsü yapıyor beyefendi. Benim için bu dükkan 5 yıldızlı otelden farksız. Ben bu dükkana gönülden bağlıyım. Senin gibi mideden bağlı değilim. Bana bak, konuşmana dikkat et. Tamam, ne yapıyorsunuz bu işlerileri? Elimden tutarak bir şeyler yapacağım. Milletin önünde. Neye bak ya? Tövbe tövbe. Manyak ya. Anne, enişte yeni telefonunu gördün mü? Süper. Görmedim çocuğum. Anası gibi görgüsüz olmadığından gözüme sokmadı. Anne, bana da aynısını alır mısın? Evet. Saçma sapan konuşma. Vallahi elindeki telefonu da alırım ha. Anne, eğer alamazsanız hakkım telefonda kalır. Derslerime konsantre olamam. Notlarım düşer. Bir telefon yüzünden veli toplantısında yaşayacağın şeylere bak anne ya. Bak 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 bak. Seni küçük çakal, o notların düşmesi için önce yükselmesi gerekiyor beyefendi. Delirtme beni, vallahi gitti terli atarım kafana. Ben geldim Gülbahar. Gel gel Ferdi, hoş geldin. Ha. Gel de duy çocuğun neler saçmalıyor oğlum. Allah kahretmesin ya. Aa, çocuğun daha ne dediğini bilmeden çocuğuma niçin öyle şeyler söylüyorsun? Ben oğlumuzdan bahsetmiyorum Gülbahar, Stepne oğlundan bahsediyorum. Bugün geldi neler yaptı ya? Aa, bir terbiyesizlik mi yaptı? Hem de ne terbiyesizlik Gülbahar. Gül'ün aldığı borcu getirdi, bana geri ver. Borçtan haberi olmuş yani. Ya benim de çok zoruma gitti. Bir de kalkmış bana efeleniyor. Kardeşim, delikanlıysan o zaman karına haber vermeyeceksin. Gelip borcu direktman benden isteyeceksin. Öyle de tabii ama Gül'de ne demişti? Haberi olmasın demişti, ondandır zahir. Öyle şey olur mu Gülbahar? Sen darda olsan benim haberim olmaz mı? Karı kocayız. Sen, ben yok, biz varız. Salak, daha evin içinde olandan haberi yok. Bir de gelmiş, bize karışmayın diye efeleniyor. Neyiz biz be? Futbol takımı mıyız? Bir cahillik etmiş işte Ferdi. Tamam Gülbahar, ben cahille ilişkimi kestim. Benim kıyım geliyorum. Ay, bak görüyor musun benim yüzümden neler oluyor? Allah, Allah'ım beni affet. Ay. Ben çıkıyorum dayı. Unutmaz ha, Muhtar abi. Hadi görüşürüz, tamam, tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle. Ah, hello Rosie. 2 dakikan var mı? Var tabii, ne oldu? Evde neler oluyor? Hangi evde? Sizin evde. Alt kıta su bastı değil mi? Alt kıta su bastı. Ama ben size söyledim. 50 kere üstüne onunuza söyledim. Dedim şu termosifonu tamir ettirelim can dedim. Uf ya. What? Ne termosifonu? Ay siz termosifon yüzünden mi kavga ettiniz? Biz deli miyiz Nermin teyze? Termosifon yüzünden niye kavga edelim? E sorun ne o zaman? Valla bizim bir sorunumuz yok. Asıl sizin sorununuz ne? Benim de bir sorunum yok ama bir sorunum yok. Matmazel, ne yapıyor bu 2 saattir orada? Ha? Kapanmış, neyle uğraşıyor? Kavgalıyım, ben konuşmuyorum. Ne yapıyor şuna bir bakın ya. Allah Allah. Yine ne zaman kavga ettiniz? Biz kaşımızla gözümüzle kavga ederiz. Az önce böyle bir takım imalarla, jestle, mimikle bana çok ağır hakaretlerde bulundu. Konuşmam ben onunla. Ben ne bileyim, kendiniz sorun ne yapıyor? Ne yapıyorsun sen Tokatçı? Ne yapıyorsun sen ya? Aa, bak 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 bak, gizli gizli. Bir de dükkan için çalışıyorum diyor. Nereden buldun bu aleti? Aleti nereden buldun? Ya benim yeni aldım, bırak şunu. Bana bak, aplikasyon olur. Tepene inerim ben şunu. Ya bırak şunu, oyunu bitireyim, kapatacağım söz. Senin sözüne güvenilir mi? Bebe! Dayı ne oluyor ya? Kıymetliyim. Bir saniye, bunun burada ne işi var? Benim yeni aldım. Look at me, Hobbit. Bu Joan'ın tableti. Evet dayı, üzerindeki yapıştırmaları Didem yapıştırmıştı. Bu bizim tabletimiz, niçin sende? Ne alakası var ya? Bir tek yapıştırmayı siz mi yapıştırıyorsunuz? Size mi özel bu yapıştırmalar? Ben 2. el aldım, onlar da yapıştırmış. Yani karıştırıyorsunuz. Tesadüfe bakın ki biraz evvel Joan bana tabletinin çalındığını söyledi. Oy! Ya canın tabletini mi yürüttün Tokatçı? Yok daha neler. Neler oluyor yine? Ya Matmazel sormayın. Bu Tokatçı dükkan için çalışıyorum diye menünün arasına tablet koymuş, tavla oynuyormuştu. Üstelik o tablet de canın tabletiymiş. Candan yürütmüş. Siz
ne biçim insansınız Mesut Ekin? İnsanları kandırmadan duramıyor musunuz? Şimdi bir de hırsızlık mı başladınız? Yemin ediyorum çok pis günahımı alıyorsunuz ha. Bana bak, orada dünyanın yüz karısı Hobbit. Hadi çaldığını itiraf et. My God, biliyorum olay çıkartmayacağım. Hadi itiraf et. Şöyle oldu. Biz Can'la karşılaştık. O sırada bu zımbırtının kılıfını değiştirecekmiş. Ben de dedim ki bana ver. Sen yenisini al dedim. O da bana kılıfını verdi yani. Ha öyle mi? Göreceğiz bakalım. Hop. Aha. Bakın burada kimlerin resmi var. Dayı. Tokatçı. Şu anda benim burada Call 911 diye ortalığı inletmem gerekir. Ancak Serde akrabalık var. Ama dua et polise gitmeyeceğim. Ama Gestapo ile konuşacağım. Senin hakkın ona Mr. Krogin Ferdi Bey gelir. Emin ol. Ya bana bak, benim cüzdanım da barın arkasındaydı. Çalmadın değil mi lan? Çaldın mı? Ha? Ya ben kimseden bir şey çalmam. Mermileri için ikna ederim ama bu durum öyle bile değil ya. Peki bu durum ne dayı? Yürü gidip şu kaynananı durduralım. Babanla konuşursa ablam Marmara çırası gibi yanacak. Annemle ne alakası var? Aman yürü be, boş ver. Aman diyor. Ben delireceğim galiba artık burada. Ahır burası. Yes. Ferdi babanı çipliyormuş, sizin haberiniz yok. Ne oluyor Nermin? Ne oluyor? Anne. Eyvah, geç kaldık. Bu Hobbit benim oğlumun tabletini çalmış. Öyle mi? Aa, çok sevindim. Hemen polise haber veririm. Gelip bunu alsınlar, içeri tıksınlar. Enişte ekmeği Kur'an çarpsın ki ben kimsenin bir şeyini çalmadım ya. Tokatçı. Sen daha yemin etmeyi bile bilmiyorsun be. Ona ekmek Kur'an çarpsın ki derim. Vallahi Can burada. İnanmıyorsanız öyle sorun. Oğlum, sen bana tabletim çalındı demedin mi? Anneciğim, ben kaybettim dedim sana. Yani çalınmış olabilir manasındaydı. Doğru Hüsrin. Salak salak konuşma. O zaman senin tabletin bunda ne işi var? Bir dakika. Ya benim oğlum delikanlının hasosu be. Sen tableti satıp Ferdi'ye borcunu ödedin değil mi? Aa, ne borcu? Ama baba, ben sana demedim mi? Can'a söyleme demedim mi? Aramızda kalsın demedim mi? Bilmiyor dedim. Kızım, ekmek Kur'an çarpsın ki ben söylemedim ya. Vay söylemiş. Ya ben zor durumdalardır yani, yardım edeyim diye şey ettim. Biz zor durumda falan değiliz. Sen niye babandan borç istiyorsun? Gel ben sana evet anlatacağım. Bir dakika, yani benim kimsenin bir şeyini çalmadığım anlaşıldı değil mi? Evet, ben tableti satıp Ferdi amcaya borcumu ödedim. Tekin abi hırsız falan değil. Ah be, günah benden gitti. Bu arada borç mevzuyla ilgili ben hiçbir şey söylemedim ha, ona göre. Ben şunu alayım, benim de. Sen tableti sattın, niye bana söylemiyorsun? Sen niye babandan gizlice borç aldığını söylemiyorsun? Sen niye bunların zor durumda olduğunu bana söylemiyorsun Maho? Her şey Ferdi'nin yüzünden oldu. Allah Allah! Ben bunlara borç veriyorum diye niye kabahatli ben oluyorum ya? Ya aman tamam, aman canım. Hiçbiriniz kabahatli değilsiniz. Bütün halkı ben tek başıma kendim işledim. Aa, Gülbahar sen şimdi ne alakayla bunu söylüyorsun ya? Ben bir yardım derneğine bağışta bulundum. Meğerse o yardım derneği değilmiş, bir dolandırıcılık çetesiymiş. Şimdi sana söylersem çok kızarsın diye, çocuğum da beni kurtarsın diye ona borç verdiğimi diye sana söyleyip yalan söyledi. İşte sen de böyle olunca, Mahir Bey'i öğrenince, tekinde can olunca aman keşke dolandırıldığımı en başında söyleseydim. Ebe Gülbahar ya, bir yere para verirken ya o bir araştırılmaz mı, bakılmaz mı, sorulmaz mı, edilmez mi ya? Küt diye para verilir mi ya? Basiretim bağlandı Ferdi. Demek hediye kazandınız diye dolandırılanlar da varmış ha. Kaşıkçı elmasını kazandınız diye bir mesaj gelirse inanma Rosita. Sen saftalonsun çünkü, inanırsın. Anne. Gülbahar Hanım, sizi dolandıran derneğin adı neydi? Sen de sen. Ama belli etme Maho. Yoksa Rosita gibi bana dolandırılırsın. Bir dakika dur. Derneğin adını hatırladın mı ortağım? Hayır. Bir dakika. Babam ne oldu? Nereden hatırlayacak o derneğin adını ki? Ortağım çok haklı Gülbahar Hanım. Keşke önce ona danışsaydınız. O da size anlatırdı aynı derneğin bizi halde nasıl dolandırdığını. Ne? Şimdi beni bu iyilik perisi garza getirdi. Kesin girmeye ben. Sen niye gülüyorsun Gülbahar? Bak sen de dolandırılmışsın. Ay ben seni dolandırıldım diye gülmüyorum ki seni öyle. Sen de keşke bana sorsaydın Gülbahar. Daha sen yapışın öyle gülüm.
Tamam lan, dur durma. Tabii tabii. İşte, evet, evet. Kız kulesini taksitle satıyorlarmış. Alsak mı? Çok iyi. Saçmalama Hobbit. Bunları kız kulesi kesmez. Hazır tamirden yeni çıkmışken siz ikinci köprüyü alın bence. Oturur Galata Kulesi'nden yatırımınızı izlersiniz. Çok komik. Hadi, hadi gidelim. Tabii tabii. Hadi, hadi gülme. Hadi, hadi, hadi. Şöyle, hadi. Pardon, yanında duruyorsun. Yok, sen de gel, gel. Boşuna ver. Vermeyin. Hiç karşılaşmasak keşke. Şunu, şu keline bir tane çaksaydı. Ya Mahir yapma, ekme. Bak bu çok karlı bir iş ya. Muhtar, herkesin başına gelebilir. Dolandırıldık diye benimle dalga geçme. Hem o iş bile değil be angarya. Ya nasıl olur mu? Ya yürü git bırak. Ya çekil. Bak, bak Mahir. Faizler yükselecek diyorlar. Sen bir iki apartman aidatını gecelik repoya koyarsın. Sen öyle mi yapıyordun muhtar? Kim ben? Asla da yapan şerefsizler... Varmış bazı yöneticilerden duydum yani. Ben şerefsiz miyim? Ya estağfurullah Mahir. Bak bu apartman yöneticiliği çok önemli bir şey ya. Ne? Ya bütün kararları sen iki dudağın arasında sen vereceksin. Ben mevki peşinde değilim muhtar. Ya, tamam mevki peşinde değilsin anlıyorum ama ya düşün. Kaloriferler yakılsın diyeceksin yakılacak. Güce bak be. Güce bak be! Apartman yöneticiliği çok önemli bir şey, Mahir! Yahu ben Nermin'i yönetemiyorum, koca binayı nasıl yöneteceğim? Başka kapıya muhtar! Aha! Hello muhtar! Hello Mahu! Nermin, Nermin, Nermin'i! Havayolu şirketinden mesaj gelmiş, bayramda bizi Kıbrıs'a gönderiyorlarmış. Onlar değil, ben. Bayramda ailecek Cyprus'tayız. ama burada 4 kişilik rezervasyon gözüküyor. İyi işte. Sen, ben, Joan ve Mr. Kerogil'in kızı Little Rose. Oğlumuz evlendi ya. O da aileden sayılır. Dördümüz gideceğiz. Ah, çok güzel. İyi yolculuklar efendim. Ha Mahir ne diyorsun sen şimdi? Son kararını ver kardeşim. Evet mi ha? Ya kardeşim bir sağlı sollu gelmeyin. Biri Kıbrıs diyor, biri yöneticilik diyor. Ekmek almaya diye çıktım. Telefonumu unuttum. Başıma gelenlere bak. Kitap ayracı yeni çıkmış. Amerika'dan getirttim. Buyurun. Yenge, apartman yöneticini düşünür müsün? Aa, no, muhtar. En son seçimlere katıldığımda hatırlarsan seçilememiştim. Kaybetmiştim. Beni istemeyeni ben hiç istemem. Kitabın neresinden ayırıyorsun yenge onu? Tam ortadan. Ha. Siz ne zaman geliyorsunuz Müzeyyen abla? Ayol biz buradayız. Güller de burada. Hadi gelin de damadımla tanıştırayım sizi. Ben bakıyorum Gülber. Selamünaleyküm Ferdi. Aleykümselam muhtar. Geç. Ferdi, sana çok ciddi bir önerim var arkadaş. Hayır. Ya daha ne diyeceğimi duymadan niye hayır diyorsun? Yahu muhtar, burası Avrupa apartmanı. Daha burada insanların düşünceleri aklındayken dedikodusu yayılır. Apartman yöneticiliği bana kakışlayamaz. Ya Ferdi, ben bu işten çok sıkıldım ama. Tamam, o zaman apartman toplantısında bunu dile getirelim. Profesyonel bir apartman yöneticisi seçelim. Böylece bu angaryadan da kurtulmuş oluruz ya. Maaş verilecek yani. Evet. O zaman bana niye vermiyorsunuz? Bana verin, ben yapayım. Sen zaten bu işi yapıyorsun bedavaya. Ben niye sana para vereyim boşuna? Ben enayi miyim kardeşim? Biz enayimiz. Daha önce repoya koyduğum paralara say. Hoş geldin muhtar. Hoş gördük yenge. Ya yenge. Sence şu apartmanı artık bir kadının yönetmesi gerekmiyor mu? O zaman gelmedi mi? Hiç boşuna uğraşma muhtar. Git karşıki cadıyla konuş. O insan yönetmeyi pek sever. Yok ya, o da istemiyor arkadaş ya. Ya sen 40 saattir kimle konuşuyorsun? Akrabalarımızla konuşuyorum Ferdi. Ablamı aradım, yengen aradı. Kuzenler falan, Mustafa abi hepsini aradım. İstanbul'a geliyorlarmış. Hazır Güller de buradayken damadımızla tanıştırırız aileyi. İyi olmuş, iyi yapmışsın Gülbahar. Yani apar topar düğün yaptık, kimsenin haberi olmadı, kimseye haber veremedik. Ya işinize karışmak gibi olmasın ama yenge, keşke bu mevzuyu önce bir çocuklarla konuşsaydınız. Müsaadenle, onu da sana sormayalım muhtar. Ya estağfurullah da Ferdi, yani sizin haberiniz yok galiba. Çocuklar Nermin Hanımlarla beraber bayramda Kıbrıs'a gideceğilermişti. Ne? Ne?
gideceklermiş diye düzelteyim. Ya Nermin'im kusura bakma. Muhtar beni gerdi, o yüzden sinirlendim ama iyi düşünmüşsün. Şahane, çok güzel olacak. Otel işini ben hallettim, tamam mı? Çocuklara haber verdin mi? No. Sürpriz olacak. Olsun olsun. Oh be, şöyle hep birlikte oğlumuz gelinimiz bir tatile gideriz ha. Ya keşke gelinimiz gelmese Maho. Öyle deme Nermin, o ailemizin bir ayrılmaz bir parçası artık ama yani. I know, I know. Bazen sanki birileri Gül'ü bana kitlemiş gibi hissediyorum Kabzo. O ne be, alacaklı gibi çalıyor. Aa, böyle kapı çalınmaz. Bir şey sanki kafamıza çifte vuruyor gibi. Kesin dönürümüz Ferdi Bey'dir. Aa, üçüncü Richard ve karısı Rose Bahar. Ortağım ne oluyor öyle, kapıyı kıracaktın az daha. Çocuklar kurbanda sizinle beraber kapısı mı geliyor? Size ne? Size ne mi? O çocuklardan biri benim kızım be. Öteki de benim oğlum ve ben oğlum ve gelinimle birlikte bayramı buradan uzakta geçirmek istiyorum. Ben de şu anda senin suratına bir tane yumruk geçirmek istiyorum ama yapamıyorum. Demek ki neymiş? İnsan bazen her istediği şeyi yapamıyormuş. Çocuklar hiçbir yere gidemez, ha. Bayramda buradalar çünkü bizim bütün akraba o damat görmeye gelecek. Oh. Hah, damat görmeye geleceklermiş ilkeller. Sanki benim oğlum kurbanlık mezada çıkmış dana. Çaylar içildi, biletler kesildi ortağım. Hadi biz bu bayramda yokuz, hadi bakalım. Siz hadi. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Hatta uzaya bile gidebilirsiniz. Ama çocuklar hiçbir yere gitmiyor çünkü akrabalarımız geliyor, damadı görecek. Siz öyle zannediyorsunuz. Hayır, hayır. Ben tabii ki damat. Bir dakika, o demin ne diyor? Gül. Nereye? Gidiyorum ben ya. Valla gidiyorum ya. Duymuyor musun? Bunlardan uzağa bir yere gidiyorum Can. Ben canımdan bezdim artık bu seslerden. Bu ne ya? Saçma, gel buraya. Gidelim be canım. Kaçalım buralarda. Nereye gülüm? Bilmem. Atlayalım arabaya. Benzin bitene kadar. Ailelerimizden çok çok uzağa gidelim be canım. Huzura gidelim. Sizinkiler değil mi yine? Ben bir dönem Amerika'da Harlem'de yaşadım. Orası bu apartmandan daha sakindi, biliyor musunuz? Lütfen ama ne olur susturun şunları, çalışamıyorum. Yine kaçamadık be canım. Biliyorum be Gülüm, ne yapalım? Bizim de kaderimiz buymuş. Hazır mısın? Hazırım. Hadi. Hadi. Savaşa hazır mısın genç? Hazırım ben. Şampiyon, hadi. Bir saniye ya. Ne oluyor gene burada? Çocuğum bayramda burada beraberiz değil mi? No. Bayramda ailecek muhteşem bir Cyprus tatili yapacağız. Aynen. Vay. Vay ha? Vay 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 vay. Yani vay derken şey anlamında, annemle İngilizce konuşuyoruz ya biz, o niçin ki anlamında. Niçin mi? He. Tabii ki ailecek güzel bir tatil yapabilmek için. Bayramlar tatil yapmak için değildir sadece Nermin Hanım. Bunun örfümüz, adetimiz, geleneğimiz, göreneğimiz var bizim herhalde. Can da nasıl bir aileden kız aldığını gayet iyi biliyor. Benim çocuğum örfüne, adetine bağlıdır. Öyle değil mi Can? Herhalde Little Rose nasıl bir aileye gelin geldiğinin farkındadır. Değil mi? Tatlım, bayramda burada kalıp tam 55 çift el öpmek mi, yoksa pareonu giyip havuz başında şöyle bir güzel salınmak mı darling? Can, sen bu ailenin patronu değil misin oğlum? Karar versene. Ne diyorsun hayatım? Ne diyorsun hayatım ha? Vaa, ben bilemedim ki şimdi. Ne, sen bilemedin ki? Hı? Can. Stop Maho. Hemen daha.
Belli ki çocuklar burada Kıbrıs, Kıbrıs deyip bu koparanları ezmek istemiyorlar. Yoksa aklın yolu birdir değil mi çocuklar? Bence çocuklar sizin yanınıza örfüne, geleneğine, adetlerine, aile kurumunun sarsılmaz kutsallığına olan bağlılıklarını göstererek sizi mahcup etmek istemiyorlar. O yüzden öyle davranıyorlar. Zira aklın yolu bir, gönüllerde niçin bir olmasın değil mi çocuklar? Bana bak, biz otoparkta Mahir'le kapışalım, döven çocuklarla tatile çıksın. Saçmalama Ferdi. Ne bu böyle film gibi, kaçak göçek işler yapmak. Sanki birer suçlu gibi, orada burada saklı durmak. Süslü bir roman, farklı farklı kahramanlar. İlk görüşte oldu aşk, ama kaçarak bu iş olmaz ki. Dur biraz, ne var ki söylesen, seni seviyorum desen. Kim ne der, ne fark eder, hayır mı der, olur mu der. Düşünmeden bir söylesen, seviyorum desen. Düşünmeden. Çocuğum, bu ne hal üstün başın böyle? Köpekler falan mı saldırdı? Vallahi sen beni ele güne karşı rezil edeceksin ha! Ya Gülbahar bir dur ya! Oğlum hayırdır? Maça mı gidiyorsun? İkizler bizim takımda oynar mısın dediler. Maça gidiyorum. Hı. Hangi ikizler? Şu bizim yan apartmanda oturan Haluk'la Levent mi? Ay çocuğum, onlar senden çok büyük, seni almazlar ki yanlarına. Dün servisten iniyordum. Baktım bunlar kavga ediyor. Ya bir dur Gülbahar. Sonra? Ne de olsa aynı mahallenin çocuğuyuz. Attım çantamı, daldım aralarına. Ay Allah seni kahretmesin evladım. Şimdi ne yapsınlar işte onlardan? Beni çağırıyorlar. Güzel, aferin, aferin. Güzel, güzel. Vallahi bana bir gün ilme indireceksiniz Ferdi. Emre, al bakayım şu parayı. Maçtan sonra arkadaşlarına gazoz ısmarlarsın. Ha? Sağ ol baba. Hadi çocuğum bakalım. Gazoz da buz gibi olsun, tamam mı? Maçtan sonra terli terli soğuk soğuk içersin üstüne. Tebrik ederim Ferdi. Ya Gülbahar. Ne var bunda? Ha? Oğlumuz büyüyor. Büyüdükçe de büyüklerine özeniyor. Ay kahvetmiş Ferdi. Dantel mi işlesin? Senin damadın gibi pısırık olacağını, belki yırtık olur bu çocuk ya. Baksana damadına, anasının yanında ağzını açıp iki laf edemiyor be. Söyleyelim Emre'ye, ikizlere giderken canı da alsın, belki bir şeyler öğrenir çocuk. Ya Makmazel bak, arabamı sana veririm. 24 saat kullanabilirsin. Hatta anahtarı sende dursun. Sen benim üstüme ev versen de beni istemem muhtar. Ya herkese teklif ettin şu yöneticiliği, kimse kabul etmedi. Bana niye teklif etmiyorsun? Olacak şey. Bakıyorum keyfin bayağı yerinde Can. Böyle şen kahkahalar falan atıyorsun. Ne yapayım bir? Bilmem. Mesela şu Kurban Bayramı tatiline bir çözüm bulabilirsin. Bulabiliyorsan sen bulsana.
ne oluyor çocuklar? Yapmayın ama. Neyi yapmayayım Atiye? Neyi yapmayayım? Ama ben yoruldum artık. Sürekli bir kriz, sürekli bir kriz. Kalkıp da annesine iki çift laf söyleyemiyor çünkü. Ölür söylerse. Ha benim annem hatalı yani. Peki senin annenin emri vakisine ne demeli? Benim annem haklı, tamam mı Can? Bayram dediğim bayram gibi geçirilir. Çocuklar bir sakin olun ya. Biz ailece öyle geçiremeyiz gün. Yapmayın çocuklar. Yani o psikopatlar yüzünden niye birbirinize giriyorsunuz? Bayramda, burada ailelerimizle İstanbul'da olacağız. İşte o kadar. Bayramda annemlerle Kıbrıs'a gideceğiz. O kadar. Görürüz bakalım. Görürüz bakalım. Bunları da kendileri gibi kapıştırmayı başardılar yani. Hayret bir şeysiniz. Ya bıraksalar da herkes kendi bildiği gibi, istediği gibi kutlasa bayramını. Zaten Türklere her gün bayram. Şu arabayı versene bana bir bilmiyorum. Vallahi çok ayıp ediyorsunuz bu çocuklar. Ben onu bilir onu söylerim arkadaş. Çok ayıp ediyorsunuz. Asıl ayıbı eden onlar Mıhtar. En büyük ayıbı eden de benim ezik oğlum. Ay annemlerle gideceğiz deyip kestirip atamıyor. Oğlum seninle gelmek istiyor zaten. Ne? Ya Mahir bildiğin gibi değil. Çok pis birbirlerine daldılar, kavga ettiler. Really? Ya aye. Ya Can gidelim diyor. Gül hayır olmaz kalalım diyor. Yes. Yes. Biliyordum. Biliyordum. Oğlumun içinde bir yerlerde Kamzo genlerine direnen genler olduğunu biliyordum. Seninle gurur duyuyorum Juan, gurur duyuyorum. Benim oğlum biliyor musunuz Mıhtar? Oğlum, o benim oğlum. Benim, ben doğurdum, ben benim oğlum. Tamam yenge, senin sakin, senin merak etme. Gurur duydum, gurur duydum, yiğidim, aslanım. Gördün mü? Mıhtar gördün mü? Tabii yenge. Oğlum, helal. Helal. Delikanlı. Onu duydum. Benim aslan kızım nasıl yapıştırmış cevabı? Bir daha söyle, bir daha. Benim kızım var ya, benim kızım. O evin erkeği benim kızım. Yemin ediyorum iğrençsiniz ya. Hadi gel. Asıl siz bir kendinize gelin. Abuk sabuk bir bayram planınız yüzünden hiç suçu günahı yokken çocuklar birbirine girdi. Siz bunların mutluluğundan mı mutlu olacaksınız, mutsuzluğundan mı? Ona bir karar verin. Kıbrıs'a gideceğiz. Hayır, İstanbul'da kalacağız. Kıbrıs'a gideceğiz. Vaziyet kötü galiba Ferdi. İstanbul'da kalacağız. Koş, 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 koş. Ay Ferdi. Koş, kıyamet koptu, koş. Benim annem haklı. Senin annen manyak. Düzgün konuş. Bağırma bana be. Salak. Can, ne yapıyorsunuz oğlum Allah aşkına? Sence baba? Ben var ya, ben bundan bıktım. Sen ne ara evlendin de ne ara bıktın bundan ya? Ben bunun bu yumuşak başlılığından bıktım. Ben bunun bu kararsızlığından bıktım. Öldürecek beni ya. Ya sen ne kararsızlığından bahsediyorsun be? Ne kararsızlığından bahsediyorsun? Evin erkeği kararını verdi. Annemlerle beraber Kıbrıs'a gidilecek, o kadar. Ben gelmiyorum. Yer saçların lüle, Cancım sana güle güle. Kızım, kocana niye lüle yapıyorsun? Yapar, yapar o yapar. Lülü yapar, Lolo yapar, Lüle yapar. Bir tek karılık yapamaz. Sen adam mısın da? Sen adam mısın da ben sana karılık yapacağım? Allah'ım ben seni yapacağım. Ben yapamadım yani, iyice tadı kaçmaya başladı. Kesin şu kavgayı. Bitmez bu kavga. Aman aman bitmesin, çok korktum. Senden çok sıkıldım. Ben Belçika'ya gidiyorum. Kafamı dinleyeceğim. Bayramdan sonra dönerim belki. Saçmalama. Evli barklı adamsın sen. Bunun evi de batsın, barkı da batsın. Ben ne yapacağım sen Belçika'dayken? Ben pencere başında kocam bekleyeceğim. Yok canım. Ben de İrem'e gidiyorum. Bayramı orada geçeceğim. Hadi bakalım. Aynı evde durmak bile istemiyorum sen. Önce sen topla valizini. Allah'ın yüzü. Valiz kolay. Sen ilk önce ağzını topla. Allah'ın gıcı. Görüyor musun şimdi? İnanamıyorum. Biz de gelecek, siz de kalacak derken geldiğimiz noktaya bak. Siz derken, biz derken çocukları ayırdık. Hay Allah'ım yarabbim.
Ay bir şeyler yapalım, engel olalım Mahir. Tamam Nermin Hanım. Bir defa da hiçbir şey yapmayalım. Belki işler kendiliğinden düzelir. Yani sizin yüzünüzden biz de gaza geliyoruz. Evet, evet. Gülbahar Hanım bakın. Yarın sabaha bekleyelim. Belki biraz sakinleşirler, o zaman konuşuruz. Evet. Bence de sabaha bekleyelim. Hadi Gülbahar, kalkalım. Nermin Hanım, korsan ara buluculuk yapmazsınız değil mi? Ha bak Nermin, ama gözünü seveyim. Yanlış bir hamle yaparsak Alex krizinden beter bir durumla karşı karşıya kalırız. Vallahi geri dönüşü olmaz. All right Maho. Ben de benzine ateş atacak kadar kriz biri değilim herhalde. Hadi o zaman biz kaçtık, iyi geceler. Hadi. Good night, good night. Good night, good night. Öyle, evet. Estağfurullah Ferdi. Bu apaççiler de kim? Emre'nin basketçi arkadaşları herhalde Gülbahar. Ay, ikizler falan diyordu. Bunların arasında hiç ikiz mikiz yok. Canım ikiz olunca illa hep beraber dolaşacak değiller ya. Annemle babam geldi. Selam. Selam. Merhabayın, merhabayın. Emre iki dakika gelsene çocuğum benim yanıma. Oyun oynuyorum anne ya. Ferdi'cim bana oradan terliklerimi uzatır mısın? Tabii Gülbahar. Barış sen devam et. Bunlar da kim? Arkadaşlarım. Herhalde gelecekteki arkadaşların. Bunlar senden çok büyük çocuğum. Olabilir. Belki erken olgunlaştım. Emre annen kızdıysa gidelim biz. Yok. Bana bak çocuğum. Çocuklar, ya. Çocuklar. Siz oyununuza devam edebilirsiniz Gülbahar. Ferdi, bu kadar birbirinden ilginç tipte neyin nesi yahu? Gülbahar efendi çocuklara benziyorlar ya. Ay olur mu? Bileklikleri falan var. Serseriler zahir. Gülbahar, bileklik serserilik işareti değildir. Bileklik delikanlılık işaretidir. Aman canım, senin bilekliğini demiyorum ama benim gözüm bu çocuklara hiç tutmadı. Tamam Gülbahar. Şimdi ben gider onlarla iki diki bir sohbet ederim. Kimin ne olduğunu anlarım. Ben biliyorsun insan sarrafıyımdır ya. Sen merak etme. Allah Allah. Gönder şunları, gönder. Merhaba gençler. Turnuva mı yapıyorsunuz? Evet baba. Oo, sen Barcelona'yı mı aldın? Emre Barcelona'yı kimseye vermez ya. Demek ki seni çok sevdi Koçero. Aslanım benim be. Baba ne yapıyorsun ya? Ne yapayım oğlum ya? Takılıyoruz işte. Aa, vay be arkadaş. Ya bu Messi ne biçim adam be ha? Uzaydan gelmiş gibi falan değil mi? Kes oğlum. Hadi kes ya. Lan kessene be. Of aslanım benim. Muz yap muz. Eh babanın be birader ya. Eh. Al amca. Sen devam et oynamaya. Biz kaçtık. Hadi çocuklar. Otursaydınız ya. Ortam veli toplantısına döndü. Sonra konuşuruz. Baba ne yaptın ya? Ne yaptın be oğlum? Arkadaşlarımla iki sohbet edeyim dedim ya. Herkesi kaçırdın ama. Ben hale gelip Mahir amca ile tavlanıza karışıyor muyum? Of ya. Ne oldu Sarraf efendi? Ya vallahi bunlar çok efendi çocuklar. Ben bunları çok beğendim Biber. Emre oğlum, sen bu arkadaşlarını istediğin zaman çağır ya. Ben çok sevdim bu fırlamaları vallahi. Her zaman gelsinler ya. Ay Ferdi, ben ne diyorum? Sen ne diyorsun ya? Ya Gülber. Çocuğun biraz böyle delikanlı arkadaşları olsa Mahir gibi kelebek olmasın değil mi kardeşim ileride? Aa. Aferin Emre. Aferin oğlum. Ya şöyle hadi gel bir maç yapalım biz. İçimde kaldı ya. Hadi gel. Maysan be cool oğlum. Oğlum. İnsan karısına kızıp Belçika'ya gider mi? He. Aman gitsin gitsin. Gitsin de Avrupa'da unuttuğu medeniyeti öğrensin azıcık. Sen de Tekirdağ'da İrem'le rahat rahat dedikodumu yaparsın artık. Ne senden konuşacağım be? Senden konuşup niye bayramı bozacağım ki ben? Ay çocuğum, yani birkaç gün bizlerde dinlenseydiniz, şöyle kafanız dinlenseydi, sakinleşseydiniz falan. Olmaz anne. Kalamam sizde. Sizde kalırsam ben kafa yerine nasihat dinlerim ancak. Kusura bakma. Taksiler geldi. Hadi eyvallah. Ay. Juan. Ben varınca size haber veririm. Tamam mı?
Ay, aklınızla gidin diyeceğim ama çocuğum, bu çok akılsızca bir şey çocuğum. Aa. Sen de sus Ferdi öyle, hiçbir şey söyleme. Ya durumu öyle bir hale getirdiniz ki yapacak bir şey yok. Ya bizi de gazlıyorsunuz, şu duruma bak be. Kabahatli biz olduk yani. Sizsiniz tabii. Ben mi yaptım Kıbrıs tatili planını? Ortağım mı çağırdı akrabaları? Siz de erkek olarak ağırlığınızı koysaydınız da gidemezsiniz falan deseydiniz. Yok ya, siz ortalığı gerin gerin, sonra bizden yardım isteyin. Hadi canım. Ay sen yani yumurtanın sarısı dağıldı diye bile hönkürürsün. Şimdi şu durumda çocukların yumurta kadar değeri yok mu Ferdi? Onu yumurta kırılmadan önce söyleyecektin Gülbahar. He, sabah sabah. Çekemeyeceğim ben. Ben de, hadi, ben de çekemeyeceğim. Hadi. Ne bu tavuk? Oo, vay 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 vay. Ne oldu? Dana fiyatları uçmuş Tokatçı ya. Yok, biz anca birkaç ortak bulursak girebiliriz. Yoksa bu bizi aşar. Enişteme söyleriz. O senin içinde olduğun bir işi sevaptan saymıyor ki. Var o var. Hmm, o Ferdi ile keser, bilmiyor musun? E mali desen, onun da çocuk var, para çıkmaz ondan. Ne yapacağız ya? Patpazer var. Yuh. Yok deve. Yani manevi tokatçılığın dik alası. Dayı ne haber? Vay Messi, şekil yapmışım. Yakışmış mı? Yakışmış yakışmış da bu bandana biraz fazla mı kaçmış Emre? Ya zaten onu sürprizimi saklamak için yaptım, bakın. Aa! Ne yaptın sen çocuğum ya? Oğlum ne yaptın sen? Ya şimdi arkadaşlarla biz bir karar aldık. Çete bizim simgesi olarak herkes kulağına küpe takacak. Tamam da çocuğum, seni buradan tutar Ferdi bak bundan. Bu halkadan avizeye asar, ne yapacaksın sen? Sonra o kulağa bu tişörtünün yakası gibi pırtık pırtık yırtılır. Ya siz babamı bilmiyorsunuz. Babam benim şu asi tavrımı destekliyor bir kere. Arkadaşlarım bekliyor, hadi görüşürüz. Vay arkadaş, çocuktaki cesarete bak, helal olsun. Ne cesaret? Pampişim aptallık. Aptallık, büyüdükçe öğrenecek. Çocuklar, bırakın o cipsleri, milpsleri. Biraz meyve yiyin evladım. Meyve yiyin de vücudunuza vitamin girsin, ha? Sağ ol Gülbahar teyze ya. Sen şunları şuraya bırak, biz hallederiz. Tamam, bırakıyorum. Yalnız o şey, ayakları oralardan indirebilirsek... daha şey hani... Ne enteresan kadınsın Gülbahar ya. Hem çocukları burada istemiyorsun, hem gidip meyve servisi yapıyorsun ya. E ne yapayım? Oğlun çağırmış. Artık çocuklar evime gelmiş. Benim mesuliyetimde sayılırlar. Oynamayacak mısınız arkadaşlarınla bugün? Oynamayacağım. Emre'ye söz verdim, bozmayacağım Gülbahar. Niye telefona bakıyorsun? Ay Ferdi, Gül'ü arasak mı? Hayır. Ama ya yani bu iş büyür de boşanma noktasına gelirseler? İlk münakaş adamı. Olur mu ya? Biz buradayız. Ayıptır ya. Ne haber millet? İyiyiz, servis süper. Bakın. Ne yaptın be sen? Kulağımızı deldirecekti ki hani. Niye hiçbirinizde küpe yok? Çünkü biz delikanlı adamız. Küpe eski moda oğlum. Ama bana hep beraber küpe takacağız demiştiniz. Biz seninle kafa bulduk Emre. Ne çabuk gaza geliyorsun. Yarın da okula donla gideceğiz. Sakın pantolon giyme ha. Adi işin oğlum. Hepinize küstüm. Gidin evimden. Ya git. Ya yemeyim. Ya git. Ya gitsenize ya. Ne oluyor içeride? Ay ne bileyim Ferdi, gel bir bakalım. Ulan söylediniz ya. Ne oluyor be? Ne oluyor? Çocuklar ne oluyor? Bunlar bana çok bir şaka yapmışlar anne. Senin o kulağındaki küpe mi? Ya onlar da takacaklardı da takmamışlar. Bağır lan fırlamalar! Çağır lan! Çağır! Baba. Turcu adama yapılacak hareket mi bu Emre? Yedim seni Emre. Emre senin yedim. Anne aferin bana. Ferdi tamam. Ama söz çıkaracağım. Söz. Şunları yakaladın. Ne var ya? Öldüreceğim seni ben.
Ali anne, heh, ben şimdi indim Brüksel'e. Dikkat etsene. Affedersin babacığım, kusura bakma. Anneciğim, Brüksel'deyim dedim ya. Evet anne, adamı az önce affedersin dedim. Anneciğim, Brüksel'de Belçikalı kadar Emir Dağlı var, bilmiyor musun? Anne, ben seni otele varınca arayayım mı? Hadi. Oo, Can Bey, hayırdır? Ne oldu? Pişman olup peşime düştünüz, değil mi? Hayır, arkamdan ne tarz beddualar ettiysen uçağı kaçırdım. Otobüsle Ayvalık'a gideceğim. Aman, ne yaparsan yap be. Nasıl yediler aşkım ama? Ama biz seninle çok gerçekçi kavga ediyoruz Gül, kabul et. Özgürlüğüm için vermeyeceğim kavga yoktur oğlum benim. Az kaldı cehennem gibi bayram geçirecek. Ne yapalım aşkım, ne yapalım? Yine bizim adımıza plan yapmışlar. Onların suçu kabahati. Yani. Ver elini aşkım. Aşkım. Tut elimi. Aşkım, ver elini. Ver elini. Ayvalık sevgilim. O kalas gibi şey taşıma yanında. Çat koy bir tarafına. Otobüs kaçta gidiyor? Yarım saat var daha. Çay içelim mi? Çay içelim. Hadi. Hadi. Ağlama, ağlama. Ya çocuğun neredeyse kulağını koparacaktın Ferit. Gözüme kar değilmiş Gülvar. Ayrıca doktor iki güne kalmaz yaranın iyileşeceğini söyledi. Abartma. Bugüne kadar bir kere bile ablanın arkadaşlarını evden kovmadım baba. Çünkü arkadaşlarının gazına gelip ablan öyle abuk subuk şeyler yapmaz ve beni delirtmezdi. O çocukların yaşı büyüktü ya, ondan zahir. Ben oğluma güvenmiştim. Güvenmez olaydım Gülbahar. Sen ablamı benden daha çok seviyorsun baba. Ablam dövme yaptığında hiçbir şey dövmemiştim bir kere. Çünkü ablan bizden izin almıştı. Yaptıracağı şeyi en ufak şeyine kadar bize göstermişti. Ama kabahat bizde. Biz ablanla fazla ilgilenip seni unuttuk ya. Hep ablam, hep ablam. Çok sıkıldım ya. Evlensem de ben de kurtulsam. Bana bak. Kulağım ağrıyor zaten. Hadi. Yalan söyleme. Abartma. Gülbahar. Bak, bu ikide bir de kulağım ağrıyor. Ayağına yatıp bizi kullanmaya çalışacak. Sakın gazına gel. Nermin Hanım. Alo, buyurun Nermin Hanım. Evet, dinliyorum. İrem'e gitti ya arkadaşına. Ne? Ne olmuş? Ay, bir müsaade edersen anlayacağım Ferdi. Aa! Aa! Oley! Eyvallah kardeşim, çok sağ ol. Kolay gelsin. Aşkım. Oh be. Özgürlük. Evet. Aşkım bak, çikolata var, çiçek var. Cennet be, valla. Annen yok, annem yok. Ay. Yazın bakayım. Anne. Ne? Ya. Efendim anne. Oh. Şimdi geldim. Oturduk İrem'le muhabbet edecektik. Arayacaktım ben de tam seni. Ah çocuğum sorma, başımıza neler geldi. Ne? Ne oldu anne? Ne geldi başımıza? Sizin eve hırsız girdi. Ne? Hırsız mı girdi? Ya sorma. Polisler geldi. Zabıt tutacaklar ama biz neyin eksik olduğunu bilmiyoruz. Senin dönmen lazım. Tamam anne, ben hemen dönüyorum anneciğim. Sen merak etme, geliyorum hemen. Otobüs falan bulamazsan ben babana söyleyeyim, gelip seni alsın. Yok, babamın almasına hiç gerek yok. İrem beni bırakır. Tamam annem. Hadi öptüm, bay bay. Beraber döneceğiz Gül. Nereye beraber döneceğiz canım? Nereye beraber döneceğiz? Sen şu anda Brüksel'desin, ben de Tekirdağ'dayım. Nasıl aynı anda İstanbul'da olabiliriz acaba? Yolda bir şeyler düşünürüm, hadi. Aşkım ya. Daha bavullarımızı açmadık Can. Ne yapalım? Allah Allah. Annemler nerede? Her şey yerli yerinde. Ne oluyor aşkım ya? Ben üç duyunca çıkıyoruz, tamam mı? Tamam Nermin Hanım. Ay,
Mizan seni unutmayın ama. Ya hadi Nermin, hadi senin yüzünden bir de Mizan sana sıradık burada hadi. Onlar bize iki berde drama oynadılar, bu az bile. Ha, ben çıkıyorum ama. Stop, stop, stop. Hammer time. Ben üç deyince. One, two, three. Hadi. Anne. Baba. Bu müsamereye bu alkış biraz az olmadı mı Nermin Hanım? Evet evet, bu şov daha fazlasını hak ediyor. Maho, gemi coşku, gemi coşku. Aysel, tamam yeter ya. Tamam. Nereden anladınız? Cuman, Belçika'ya vizeler kalktı ama hala pasaportla giriliyor değil mi? Evet anne. Hatırlarsan seninle pasaportlarımızı yenilemeye gittiğimizde işin çıkmıştı da pasaportları ben almıştım ya. Bil bakalım evde kimin pasaportunu buldum? Ben de işi sağlama almak için hemen İrem'i aradım. Babanın rahatsızlandığını söyledim. O da her şeyi bir bir öttü. Şimdi bayramın birinci günü hep birlikteyiz. Ferdi'nin akrabaları falan. Ama sonra? Sonra baba. Sonra serbestsiniz. Ne isterseniz yapabilirsiniz. Tiyatro çevirmenize gerek yok. Nihayetinde biz sizin mutluluğunuzu isteriz. Değil mi kızım? Ne de olsa biz bir aileyiz. Öyle değil mi? Can. Evet, evet. Biz kaçın kurbağasıyız oğlum. Bırak, bırak! Kurban kesmeyecekmiş. Nereden çıktı bu iş ya? Annemin özel spesiyeli. Oğlum talep çok. Ne yapsın? Kadın ayrıca yedirtmeden göndermez kimseyi biliyorsun yani. Bak görüyor musun Emre? Nasıl unuttum ben ya? Neyi abla? Aşağı inerken takı kutumu getirecektim. Niye? Küpene uygun kolye bulursun diye. Bakayım babam çıkarttırdı değil mi? Bu evde pozitif cinsiyet ayrımı var ya. Evet. Ablam dövme yapabiliyor ama ben küpe takamıyorum. Bu yaşta ne küpesi? Zaten ben hiç sevmem öyle erkekte küpe müpe. Baban haklı. Babamlar nerede anne? Bütün erkekler toplandılar. Boğa almaya gittiler. Canı da aldılar. Boğa mı? Oha mı ya? Kurban oha denmez çocuğum. Allah Allah. Kaç kişi beraber keseceğiz? Boğadan aşağısı olmaz. Enis Bekan! Ay seninle ortak boğaya girelim. Ne oluyor ya? Ne oldu ki acaba? Ay. Ne oluyor? Aferdi ne oldu? Bu senin salak kardeşin boğayı eline kaçırdı. Lan boğa almaya kırmızı tişörtle gidilir mi? Geri zekalı. Abla vallahi benim bir suçum yok. Bağlısın diye iki dakika buna verdim, elinden kaçırmış. Ya ben ne anlarım boğa bağlamaktan, birden elimden kaçtı. Boğa nerede? Valla en son üstüme doğru koşuyordu, ben kaçtım canımı kurtardım, bana ne boğada? Bu kaçtı canı mı kurtardı, arkadan geldi bağına tosladı. En son babamla muhtar tutmuşlardı, gerisini ben de görmedim. Kaçın! Kurtuldu, kurtuldu, geliyor. Vallahi geliyor. Hep durun! Kırmızı sedasyosun da boğalarlayın, görüldüm bir kere! Ya birbirini sedas yetiştirmeyin, kaçın! Doğru söyle! Aşkım ya. Can. Aşkım neredesin aşkım? Dayımlar, babamlar hepsi döndüler. Ben Dildan. Ne oldu sana? Dildan var gibi seni bekliyorum ben de. Öf. Ben de deli bir boğa tarafından kovalanıyorum Gül. Of. Nasıl ya? Anlatacağım Gül. Nasıl anlatacaksın? Senin niye telefonun kapalı? Telefonu niye kapalı Can? Telefonu niye kapalı? Ben seni aradım ulaşamadım. Niye ulaşamadım ben sana arayıp ha? Tamam onu da anlatacağım. Ben sana... Ben sana bir sürpriz yaptım aşkım. Ne sürprizi? Ayvalık'taki oteli aradım ve onlar dediler ki bize rezervasyonunuzu daha iptal etmedik dediler. Ben de onlara dedim ki bayramın birinci günden sonra geliyoruz. Tekrar Ayvalık. Allah Allah. Ay. Allah, Allah.
Aşkım ne oluyor, meraktan çatlayacağım, bir söyle niye onu tutuyorsun? Ya bu boğa elimizden kurtuldu ya bizim. Evet. Beni nereden kafaya koyduysa kese bir mandıranın orada karşılaştık. Ya bütün ailenin intikamını benden aldı hayvanat. Ne diyorsun aşkım ya? Ya beni bir tepti tam buramdan. Tepmesiyle kendimi mandıranın içinde buldum. O sırada cep telefonu kırıldı herhalde. Ben anladım ama bir şeyler olduğunu, hemen hastaneye gittim ben. Nasıl? Ciddi bir şey var mı? Ciddi bir şey var mı? Sevgim yok değil mi? Yok yok. Kaburgamda çatlak varmış. Hoca bir hafta istirahat verdi. Bayramda buradayız. Of ama. Bunlar kurban almaya gidiyorlar. Seni kurban ediyorlar. Aşkım bunlar ne yapsa ucu bir şekilde bize dokunuyor. Olmaz ama yani. Ne yapalım Gül? Babanın da dediği gibi. Biz bir aileyiz. Hangisi? Bu mu? O zaman bu. Alttan ikinci. Öpeyim. İyileşti bak, şu an iyileşti. Sizin evde? Aa, ne oluyormuş bizim evde? Evde ne oluyor diyecektim, evet. Yahu, burası Cumhuriyet Apartmanı muhtar. Burada daha hangi fikirle... Hangi Cumhuriyet? Ne Cumhuriyeti ya? Avrupa apartmanı ya. Efendim anne. Söyle. Kadar. Bence de. O kadar berbat oynadık ki. Annenin. Yani hiçbirimiz konuşamıyoruz. Yani hiçbirimiz. Estağfurullah. Çok güzel.